Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliğinin meclisten geçmesinin ardından AK Parti'de referandum hazırlıklarına başlanıldı. Meydanların sloganı "Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyorum" olacak. AK Parti referandum sürecinde ise 8 maddeyle Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıp muhalefetin iddialarını çürütecek. Bunlardan ilki CHP'nin sıkça gündeme getirdiği rejim tartışması. Halka rejim tartışması 1923 yılında sona erdi mesajı verilecek. Rejim değişikliği yapılmıyor. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmiyor. Rejim tartışması 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla sona erdi. Oğlu, Meydanlardan verilecek o Hürşit mesajlardan Yıldırım, biri de Haydar Ali üniter bir Yıldız, yapının İzzet korunduğu Ulvi mesajı Yöntem, olacak. Mürteza Milli Zengin. iradenin güçlendiğine vurgu yapılacak. Tek adam gelmiyor, milli iraden üstünlüğü Konya, pekiştiriliyor yine denilecek. çıkabilir miyim? Anayasa değişikliğini ve Cumhurbaşkanlığı Kardeşlerim, sistemiyle bürokratik esaretin de sona ereceği unutmayın. anlatılacak. Cumhurbaşkanının en az %51 İstiklal oyla ve seçilme HYD, meşruiyetini, YPG milletin seçimin alma hepsine zorunluluğuyla karşı kurumsal, yaş siyasal 45. istikrar ve mutlak egemenliğin anayasal güvenceye kavuşacağı vurgusu yapılacak. Anayasa değişikliği hükümet sistemine yönelik istikrarı sağlamayı, veraset sistemine yönelik istikrarı sağlamayı, veraset odaklarını, bürokratik oligarşiyi yok etmeyi hedefleyen sınırlı bir değişimdir. Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasa değişikliğinin AK Parti ve MHP'nin ortak bir çalışması olduğu da anlatılacak. AK Parti referandum sürecinde milli iradeye de vurgu yapacak.